Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kim beni izliyor ilk defa? Benim adım Talia ve kendi kanalımda ben parfümler ilgili anlatıyorum. Kendi kullandığım parfümler ve kendi tecrübesiyle paylaşıyorum sizinle. Belki birilere yardımcı olabilirim eğer parfüm arıyorsunuz. Bugün de anlatmak istediğim bir parfüm var. Siz bana böyle olduğunu bakmayınız. Üşüyorum. Çok soğuk havalar. Bugün anlatacağım parfüm Flora Botanica Balenciaga. Bu parfüm oldukça uzun sürede bende ve çok kullandığımda görebilirsiniz. Yarısından fazla kullandım. 100 milimlik bir şişe. Parfüm çok şişesi çok hoşuma gidiyor. Parfüm de çok beğeniyorum, çok seviyorum. Ama şişe ayrı bir güzel. Şöyle bakarsınız, kırmızı, arka tarafta berrak rengi. Çok değişik. Burası da çizgi mavi çizgi çizmişler. İçinde de bu çubuk var ya, çok hoşuma gidiyor. Kapak da aynı şekilde yapmışlar. Öncelikle ben bu parfümü bir kağıt parçasını sıkacağım. Sıkmak istiyorum. Biraz daha iyi hatırlamak için. İçeriğini anlatmak istiyorum öncelikle size. Bu aromatik yeşil, gül, çiçeksi bir koku. Sıcak baharatlı deniyor ama yok, sıcak baharatlı değil. Ben burada baharat neredeyse hiç hissetmiyorum. 2012'de piyasaya çıkan bir parfüm. Oldukça hızlı bir şekilde çok popüler olan bir parfüm. Onun popülerliği hala geçmiş değil. Hala çok tercih edilen bir koku. İster genç yaştasınız, ister orta yaştasınız, ister daha ileride yaştasınız. Eğer siz bu parfümü seviyorsanız kesinlikle bundan vazgeçemezsiniz. Öncelikle notalar. Üst nota nane. Nane çok fazla güzel nane hissediyorum. Evet, doğru. Orta notalar gül, karanfil çiçeği. Bir tane bitki var, onun adını unutuyorum ben. Türkçesini bilmiyorum ama İngilizcesini söyleyeyim. Cannabis bir bitkisi. Ve alt notalar vetiver ve amber. Şöyle bir şey diyeyim sizlere. Yok ya. Üst notalar. Burada bakıyorum. Orta notalar gül, karanfil ve kenevir. Kenevir ne olduğunu biliyorum da tam olarak nasıl koktuğunu bilmiyorum ama bu parfümde hissediyorum uyumunu. Bilmiyorum ama çok garip ve çok güzel bir parfüm. Oldukça yoğun bir parfüm ve gerçekten yeşil bir parfüm. Bazılar ona fresh diyorlar ama asla fresh değil. Ben ona fresh diyemem. Oldukça yeşil bir koku. Bildiğimiz yeşil yeşil bir kokusu. Nane baskın ve sanırım kenevirin kokusu, ben böyle hissediyorum. O da baskın. Karanfilini hiç hissetmiyorum. Gül biraz hissediyorum, evet. Gül biraz hissediyorum ama yoğun olarak değil. Yoğun olarak hissetmiyorum.
vetiver ve kehribar var. Evet. Kehribar bu parfüme derinlik katıyor. Vetiver ise daha güçlü ve daha kalıcı olmasını da sağlıyor diye düşünüyorum. Bir de vetiver bu parfümü fresh olmamasını sağlıyor. Yani vetiver olmasaydı belki bu koku fresh'e kaçabilirdi. Ama tabii ki fresh değil. Bu parfümü anlatmak oldukça zor. Çünkü hakikaten ben ona hiçbir benzeyen koku duymadım daha önce. Kesinlikle duymadım ve bu kendine çok kendine özel bir parfüm. Yani hiçbir şeye benzemiyor, hiçbir kokuya benzemiyor. Yazın kullanır mıyım? Kullandım mı ben? Yazın için oldukça ağır kaçabilir bu parfüm ama yazın da kullandım. Evet, bir fıstan fazla kullanmadım. Kışında 2-3 fıs yetiyor. Aşırı kalıcı. Benim cildimde 10-12 saatte duruyor ve yayılımı çok yüksek. Biraz tatlı, biraz yeşilimsi. Sanırım kehribar ve gül yüzünde tatlılık onlar veren. Nane ve kenevir yeşil notalar veren. Ve vetiver bu parfümü daha güçlü ve daha baskın kılar. Yok, ben bir şeye benzetemiyorum. Bu koku çok farklı. Ben bu parfümü nasıl aldım arkadaşlar? Daha önce bana bir tane bayan arkadaşım bana bir dekant yollamış, deneyeyim diye bu kokusunu. Çok merak ediyordum bunu. Ama alamıyordum çünkü yeşil notalar beni korkutuyordu açıkçası. Ben fresh olmasından korktum. Fresh'ini pek kullanmam, sevmem. Hiçbir zaman da fresh kullanmıyorum. O bana dekant göndermiş, küçücük bir dekant. Onu bir denedim. Çok şaşırdım. Bana çok garip geldi kokusu. Açıkça söyleyeyim, çok garip ve çok kalıcı. Ben onu ilk denediğimde havalar sıcaktı sanırım, evet. Biraz bana fazlasıyla güçlü ve fazlasıyla ağır geldi gibi ama bilmiyorum. Ben onu sonra böyle denedim işte, garipsedim, çok değişik, çok tuhaf koku dedim ama bir şey çıkıyordu bu kokudan, anlamadım ne. Gerçekten ve hala bir şeyler bu kokudan beni çıkıyor, ne olduğunu ben tam çözemiyorum. Kokusu kendine çıkıyor. Çünkü o ilk denediğimde sonra fark ettim ki ben bu kokusunu istiyorum. Ben bu kokusunu koklamak istiyorum. Koklamadan duramıyorum. En son şişesini aldım tabii ki de. Şişesi aldım ve tabii ki çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Oldukça sık, yani sık onu kullanıyordum. Bu var ya, bu öyle bir sizi çıkıyor ki bu koku. Bunu zor anlatmak, denemek lazım. Ama herkes sevmez mi, sever mi? Onu gerçekten bilmiyorum. Bence bu koku öncelikle siz bir yerde test edin, sonra alın. Çünkü kör alış yapılacak bir parfüm değil. Belki size tam ters gelebilir. Belki siz o güçlü koku, o yüzden belki siz bunu kullanamayabilirsiniz. O kadar farklı gelebilir ki size. Ama belki benim gibi çok seveceksiniz ve kullanmayı isteyebilirsiniz. Kalıcılık çok güzel, yayılımı çok yüksek. Dediğim gibi biraz tatlı, biraz yeşilsi notalar.
Bir tuhaf çekicilik var ondan. Gerçekten bir tuhaf çekicilik. Çünkü onu koklamadan duramıyorsunuz, kendine alamıyorsunuz. Başka anlatmak istediğim sanırım bir şey yok bu kokunun ilgili. İçerik oldukça basit, yani çok yoğun değil. Sadece 6 tane nota var. Ama bu 6 notadan nasıl bu kadar müthiş bir koku yaptılar, ben hakikaten anlamıyorum. Gerçekten hafif bir parfüm değil, kesinlikle fresh de değil kesinlikle. O yüzden yeşilsi olmasına rağmen siz bunu fresh sanıp da almayınız. Öncelikle deneyin, sonra beğenirsiniz alın. Sanırım anlatacağım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.